Üniversitesi ailesi olarak 2022 Ekim ayında Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu ile başlattığımız Erzincan'da ve İstanbul'da bir seri toplantıları yaptığımız ve bugün de bu seri toplantılardan bir tanesi yapacağımız toplantılarla beraber bu toplantıların devamını yapma kararlarındayız. Türk Dünyası, ortak edebiyatın inşası ve Nazım Hikmet. Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızaev, Dede Korkutsuz, Yunus Emre'siz, Nevai'siz ve Fuzuli'siz bir Türk dünyası olamayacağı gibi Nazım Hikmet'siz de bir Türk dünyası olamaz sözü Nazım Hikmet'e verilen önemi göstermektedir. Bu vatan binlerce yıllık şan ve şerefin, birlik ve beraberliğin bir toplamıdır. Atalarımız bu geniş coğrafyayı ilmek ilmek işlediler ve bu coğrafyayı bize emanet ettiler. Bugün Filistin halkı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir zulümle karşı karşıya kaldı. Sezai Karakoç'un alın yazısı saatinde dile getirdiği ve Kudüs şehri gökte yapılıp yere indirilen şehir derken bu medeniyet dairesinin kirletildiğinden ve yaşanan acı tabloya dikkat çekmektedir. Bugün Nazım Hikmet de Gazze'yi görseydi aynı acıyı paylaşırdı şüphesiz. Çünkü bizim medeniyetin temeli merhamettir. Bugün burada Nazım Hikmet çalıştayıyla aslında bizim olan, bize ait olan her şeye sahip çıkmanın gününü ve anını yaşıyoruz. Açılış oturumunu yönetmek üzere Profesör Doktor Ali Kafkasyalı'yı Çağdaş Türk Dünyası Ortak Edebiyatı'nın inşası ve Nazım Hikmet konulu bu çalıştayla değerli hocalarımızla bir araya geldik. Onları dinleyeceğiz. Aslında bu çalıştayın düzenlenme fikrini değerli rektörüm ve bu kitabın yazarı Ali Kafkasyalı hocamızın bana teklif ettiğinde ne yalan söyleyeyim biraz tereddüt geçirdim. Tereddütümün sebebi de bizim gençlik yıllarımızda Nazım Hikmet'le ilgili zihinlerimizde oluşan kanaatti. Ama şöyle bir karara vardık. Dedik ki Nazım Hikmet her yönüyle konuşulsun. Her yönüyle Nazım Hikmet'in edebi kişiliği, kimliği ortaya çıksın. Doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde aktarılsın. 11 yaşındaki bir çocuk o gün yazdığı şiirinde bakın ne diyor. Sisli bir sabahtı henüz. Etrafı bürümüştü bir duman. Uzaktan geldi bir ses. Ah aman aman. Sen bu feryadı vatanı dinle işit. Dinle de vicdanına öyle hükmet. Vatanın parçalanmış bağrı bekliyor senden ümit. Akbala Karabeva hanımefendi. Toplantımıza Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten katılan Profesör Doktor Asgar Medetov beyefendi. Sizi ve sizin şahsınızda bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Süremiz, herkesin 5 dakika süresi var. 45 dakikada tamamlayacağız. Gençlerimiz istedik ki bütün yurt dışından katılan katılımcıları sizin huzurunuzda davet edelim, gençlerimiz görsünler, tanımış olsunlar. Şimdi ilk yöneticileri pek sevdiğim hani
gözleri parıldayan gençler var. Bizler Şunlu Türk Kültürleri tamamen gençlerle çalıştığımızdan dolayı yüzlerce yazar şairlerimizin bugüne kadar eserleri de okunmaktadır. Türk dünyasının büyükleri Çingiz Aytmatov eserlerini Berdi Kerbaba'dan tesirlenerek yazdı.